إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Kardeşlerim, bugün Kitab-ı Tevhid'in 208. dersi Allahu Alem işleyeceğiz. Dün bab ma caa en sebep küfrü bi ani adam ve terkuhum dinuhum el gulu fi's salihin olan kısmında idik. Yani beni Adem'in, yani insanoğlunun dininden ayrılması, dininden uzaklaşması şiddetli bir şekilde aşırı gidip yaratılmış olan mahlukları Allah makamına çıkartmasından ibarettir. Yani gidip Allah'tan değil de ölülerden istediklerini biz beyan ettik ve orada 14 ve 15 ders işledik Allah-u Alem. Dün de مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيرِ فِي مَنْ عَبَدَ اللّٰهِ عِنْدَ قَبْرِهِ. Gidip Allah'a kulluk edeyim derken ne yapıyor? Gidip kabrin üzerine Allah'a kulluk ediyor. Gidip ona tevessül ediyor. Veyahut da gidip ondan istiyor. Direkt kabirden istiyor. İşte böyle şiddetli bir şekilde o kişiyi uyarmasına rağmen فَكَيْفَ اِذَا عَبَدَهُ. Nasıl olur da gidip onu ondan istediği zaman o kişinin hali nice olur diyor. Yani tevessül bile bu caiz değil. Kaldı ki gidip ondan istemek. Gitmiyorlar mı? Yani biz Allah'ın yardımını gönder ya Resulallah. Yetiş ya Resulallah. Yetiş ya Evliyaullah, bana kız ver, evlat ver, gelin ver, rızık ver, araba ver. İsteyenler var. Gördük. İşte bu baba girdik ve dün biz birinci dersi işledik ama bunu bitiremedik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama hadisi tekrar geriden alıp meseleyi iyi anlamamız için. Diyor ki, وفي الصحيح يعني في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه قالت عن أم سلمة أن أم سلمة ذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور والتماثيل فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله. Diyor ki Ümmü Aişe naklediyor. Ümmü Seleme diyor Habeşistan'da diyor bir yolculukla Allah'ın Resulü Aleyhisselam'la beraber gittiği zaman orada Habeşistan'da Hristiyanların orada kilisede taptıkları o mabette diyor öyle şeyler gördü ki diyor hem yani heykeller bir de resimler gördü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara söyledi. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki bunlar eski salih olan insanlardır. Onlar öldükleri zaman ne yapıyorlar? Onların kabirlerin üzerine mescit inşa ediyorlar ve onlara kulluk ediyorlar. İşte onlar yeryüzünün en şerli insanlardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz bunu açıkladık. Ravahul Bukhari ve Müslim. Biz bunu açıkladık. Yalnız tam olarak hayatta 3 satır gidebildik. Başka konulara değindik. Biz tekrar baştan özet olarak gidip ve bu şekilde buna değineceğiz iyi bir şekilde inşallah bugün. Dün başka tekfir meselesine değindik. Bir soru üzerinde geldi. Ondan sonra başka bir namaz şekli. Ama o bizim ne tekfir ne namaz konumuz değildi. Ama öyle soru geldiği zaman beri daldık. Ama şu an biz bunun çizgisinde kalacağız inşallah. Ama diyor ki مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ yani التَّغْلِيظ التَّشَدُّد yani aşırı. Dinde aşırı gitmek. Hani Allah Resulü ne diyor? الْغُلُو فِي الدِّينِ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Dinde aşırı gidenler diyor sizden öncekiler helak oldu diyor. التَّشَدُّد aşırı gitmeyeceksin. كَمَا أَمَرَكَ رَبُّكَ وَأَخْبَرَكَ نَبِيُّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ çizgisinde olacaksın. Bunun ötesine geçmeyeceksin. الَّذِي أَثْبَتَهُ اللّٰهُ نُثْبِتُهُ وَالَّذِي نَفَاهُ اللّٰهُ نُنْفِيهِ Yüce Allah'ın bize ispat ettiği olan delilleri ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu hükümleri biz kabul ederiz. Bunun dışında bunun ötesine geçmek kesinlikle bid'attır ve dinde aşırılıktır.
التغليظ التشدد وقوله من عبد الله عند قبر رجل صالح yani salih bir zatın yanında kalkıp Allah'a kulluk edeyim. Ey amel amelen te'budullaha bihi minel kiraat evussalâ evussadaka evgayru zâlek. Bu ister Kur'an-ı Kerim olsun, ister dua olsun, ister sadaka olsun ve buna benzer olan şeyler. Şimdi yani illa kabrin üzerine gidip de bunlar mı yapacağız? Yok. Neden? Yani neden işte illa o kabrin yanına gideceğiz? Bana bir abimiz bana dedi ki dün Habib o da nereden gelmiş? İstanbul'dan gelmiş. Habib-i Neccar Hazretlerine gittik ve orada dua ettik. Neden özellikle Habib-i Neccar Hazretleri? Oradan dua et. Neden illa o Allah dostu dedikleriniz kişi? Niçin? Burada tevessül söz konusu var. Her ne kadar bunu söylemese bile gidip tevessül ediyorlar. Oysa duymaz ki o. Hani bize ayet getiriyorlar. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةِ Buna şöyle baktığınız zaman alimler İbn-i Mesud, İbn-i Abbas, Sa'd bin Cübeyr diyorlar ki el-vesile yani salih amellerinizi Allah'a arz edin. Yani bununla tevessül edin. Veyahut da isim ve sıfatları Allah'a tevessül edin. Hani Allah diyor ya وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Güzel isimler Allah'ındır. Onunla çağırın diyor. Ya Aziz, Ya Gaffar, Ya Cebbar, Ya Mümin, Ya Mutekebbir, Ya Allah, Ya Mümin, Ya Allah, Ya Aziz, Ya Hanik. Ey güzel Allah'ım, şu güzel isimlerin hürmetine şu duamızı kabul eyle Ya Rabbi diyebiliriz. Değil mi? Salih amellerimizi arz edebiliriz. Ya Rabbi şu derslerimiz, bu amellerimiz eğer senin rızan için yapıyorsak şu duamı kabul eyle Ya Rabbi diyebiliriz. Ama kalkıp bir ölüyü, bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine demek yine caiz değildir. Neden caiz değil? Çünkü bir rivayet bile sahih bir rivayet yoktur. Bu şekilde ashab böyle yapmıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine. Hani şunu değil gösteriyor. İşte Hazreti Abbas'ı çıkarmıyorlar mı yağmur duasına? İşte Abbas'ın hürmetine. Öyle değil. Bu öyle değil. Yağmur duasına orada Hazreti Abbas çıkmış. Orada yani netevessel bir Ammer Resul demişler. Orada Hazreti Abbas dua etmiş. Orada bulunmuş. Ama sen kalkıp ölü birisiyle tevessül edersen bu Allah bunu kabul etmiyor. Aynı şekilde burada da aynı mesele bu. Kalkıp kabrin yanına gittiğin zaman yani sen onlara fayda edemezsin. Onlar da yani sen onlara duanla fayda olabilirsin ama onlar kesinlikle sana fayda edemezler. Demiyor mu Allah? وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ Onlar duysalar dahi size icabet edemezler. Dedi. Demesine rağmen ve birçok ayette delille ispat edilmesine rağmen nasıl olur da yaratılmış olan mahluklardan gidip isteyip لَا مَعْبُودَ بِحَقِّنْ اِلَّا اللّٰهِ Hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilahı unutuyoruz, saf dışı ediyoruz ve الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده olmasına rağmen gidip yaratılmış olan mahluklardan istiyoruz. Bu eşyaları yaratan kim ise hakkıyla ona layık olan, ibadete layık olan, duaya layık olan kendisi olduğuna göre nasıl olur da gidin ölülerden şuradan buradan istiyoruz? Allah bunu kabul etmiyor. الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. Bu eşyaları yaratan kim ise o da Allah'tır. Ha o zaman ibadete layık olan kendisinden başka kimse değildir. İşte burada amel te'budullah bi el-kira'a ve ki Kur'an-ı Kerim bile olsa zaten bu mesele için bizi topa tutmuyorlar mı? Vay Vahhabi, vay zındık, vay şu, vay bu nasıl olur da yani ölülerde nasıl Kur'an okuyamayız diye. Allah için bakın şöyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bir kere bu şekilde Hazreti nice Hamzalar şehit olmuş. Nice Abdullah bin Cahşlar Hanzalalar şehit olmuş. Hiç kimsesine kalkıp Fatiha okumuş mudur? Yok. Kimseyi orada Kur'an-ı Kerim okumuş mudur? Ya diyorlar ki işte fakra'u ala emvatikum yasin. Orada alimler diyorlar ki emvatikum kasıt orada yani adam daha ölmeden sekaratil mevt çıkarıyor. Orada yani okunduğu zaman umulur ki Rabbim Tebareke ve Teala ona fayda verir. O da ne gibi? La ilahe illallah kelimesini söylemesi için yahut da işte Kur'an'ı hatırlaması için yahut da belki de işte orada günahlarını
hatırlatır, orada Allah'a döner, Allah'a tövbe eder düşüncesiyle orada ikra'u ala ummatikum, o bu şekilde alimler tefsir ediyorlar. Oysa alimlerin tefsirlerine, alimlerin merciilerine bakmazsak, kendi hava ve heveslerine bunları aktarırsak, inanın cebriyecilerin ve diğerlerin, kadiyani el-cevlikenin düştükleri hatalara düşmemek işten bile değil, çünkü hava ve heveslerine uyar olan bir kişi mutlak manada bunlara düşecektir. اَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَاوَا وَا. Görmedin mi ya Muhammed heva ve hevesini, din edineni? Çünkü كَمَا اَمَرَهُ رَبُّهُ وَاَخْبَرَهُ نَبِيُّهُ sallallahu aleyhi ve sellem, çizgisinden ayrı olan bir kişi nedir? Heva ve hevesine uyacak. Ondan dolayı bunları niçin söylüyoruz? Allah'ın ve Resulünün göstermiş olduğu şekilde yaşamadığı müddetçe burada nedir? Burada tek kelimeyle bunlarla muhataptasın. Naam. İşte diyor ki velev el-kira'a ev salâ veyahut da kalkıp gidip orada namaz kılmak. Şimdi birçok türbede orada bir kabir var, cam gibi yapmışlar ve orada namaz kılıyorlar. Ve bu kesinlikle caiz değildir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bütün bunları ne yapmıştır? Yerle bir etmiştir bunu şeyde. Ev sadakaten ev gayru zelik veyahut da gidip orada sadaka vermem. Sadaka her yerde bu verilir. Yani niçin illa orada? Hani dedi ya bir kişi işte gittik Habib-i Neccar Hazretlerinden orada dua ettik. Neden özellikle o kabre gittik? Neden? Tevessül yoluyla gidiyorlar maalesef. Amaç tevessül. Hani Manisa'da öyle ya, gidiyorlar işte orada bir yer var. Hıdır Ellez var. Sersene gidiyorlar. Mart'ta mı Nisan'da? İşte gidip isteyenler var. İşte araba isteyenler, kadın isteyenler, gelin isteyenler, para isteyenler, çocuk isteyenler, rızık, sıhhat isteyenler, değil mi? Veyahut da işte Eyüp Sultan'dan gidip isteyenler, bunlar hepsi aşırılıktır. Mâ enzelallahu bihi min sultan, Allah tebâreke ve teâlâ bunlarla delil indirmiş değildir. Ve kavluhu fekeyfe izâ abedehu, nasıl olur da ona kulluk ederse o kişinin hali ne olur? Eğer Allah tebâreke ve teâlâ tevessül yoluyla bu şekilde sakındırıyorsa, artık ona ondan istediği zaman, ondan yardım dileyeceği zaman, istiğase ettiği zaman, bu şekilde ona yalvardığın zaman, o kişinin hali nice olur? Hani وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Kıyamet gününü siz onlara kulluk ettiğin zaman onlar sizleri Allah'a şikayet edecekler. Ya Rabbi ben bunlara bana kulluk edin demediğim halde bana kulluk ettiler derse, o zaman halimiz ne olur? وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ demiyorum Allah. Ya Allah için bu ayetler, yani bunlar muhkemdir. Kesinlikle bunlarda şek şüphe olmamasına rağmen nasıl onlar da bunlara görmemezlikten gelip bu şekilde Allah'a ortak koşuyorlar bu insanlar, ben anlamış değilim. Demiyor mu Allah فَاَتَّبِرُوا يَا اُلِ الْاَلْبَابِ ey akıl sahipleri, ibret alın diyor Allah. Kafanızı çalıştırınız, aklınızı, beyninizi çalıştırın, kalbinizi çalıştırın diyor Allah tebareke ve teala. Ya düşünün şöyle, bakın şu doğaya bakın ya. Şu dağların nasıl dikildiğini, şu uçsuz bucaksız kainatın nasıl direksiz bir şekilde inşa edildiğini, bunları bir düşünün bakalım. Veyahut da aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı meyve, ayrı ayrı sebzelerin tat verdiğini, hurma ayrı tat, portakal ayrı, elma, şu bu ayrı, hep ayrı ayrı. Bunu neyi gösteriyor? Hiç idrak edemiyor musunuz? Düşünemiyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Bu onun kudretini, kuvvetini, azametini, yüceliğini, iradesini, meşiyetini ve hikmetini gösteriyor Allah Tebareke ve Teala. İşte aklınızı çalıştırdığınız zaman bunları görürsünüz diyor Allah Tebareke ve Teala. Görmeniz